Günler programlarımızda genellikle farklı konulara işaret ediyoruz. Farklı konulara parmak basıyoruz. Kimi zaman eğleniyoruz, kimi zaman hüzünleniyoruz. Sorunları dile getiriyoruz, çözüm önerilerini dile getiriyoruz. Bu haftaki konumuz bir yaşam öyküsü. Kimin yaşam öyküsü? Mustafa Genç Yılmaz'ın. Mustafa Genç Yılmaz görme engelli bir müzik öğretmeni ve İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Görme Engellileri Okulu'nda öğretmenlik yapıyor. Malum bu hafta 10-16 Mayıs tarihleri dünyada Engelliler Günü. İşte engelleri aşan bir yurttaşımızla, öğretmenimizle beraberiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yaşamınızı dinlemek istiyoruz. Ben sizi daha evvel çaldıklarınızı dinledim. İnternet ortamında görüntüleriniz de vardı, onları da izledim ama şöyle biraz geçmişe gidelim istiyorum. Gidelim. Gidelim değil mi? Şu an 60 yaşındasınız. Evet. Biraz şimdi 60 yıl geriye gidelim. Gidelim. 3 Ekim 1958 yılında Eskişehir'de doğdum. 6 aylık bir bebekken glokom hastalığı sonucu gözlerimi kaybettim. Göz tansiyonu diye kısaca özetleyebileceğimiz. 3 yaşında bu olay tamamlandı. Belki biraz az görüyormuşum fakat talihsiz bir düşme, divandan, sedirden düşme olayıyla o süreçte tamamlandı. Daha sonra 7 yaşlarındayken Ankara Köyler Okulu'nun varlığından haberimiz oldu. Oraya başladım. İlk 4 yılımı orada okudum. Yani bu okuma tabii şöyle, bizim kendimize özgü bir yazı sistemimiz var. Braille yazı sistemi diyebileceğimiz 63 değişik sembolden oluşan 6 noktanın çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle oluşuyor bu. Bu yazıyla eğitim veren okullarımız var. Ben de orada okudum. Şey miydi, yatılı mıydı? Yatılı, tabii ki yatılıydı. 4 yıl okudum. 5. sınıftan itibaren memleketim olan Eskişehir'de okumaya başladım. 5, efendim, ortaokul ve liseyi oralarda okuduktan sonra bu tabii ki 5. ortaokul, 5. sınıf ortaokul ve normal lise okullar. Normal okul değil mi? Tabii, normal okullarda okudum. Daha sonra İzmir'e yerleştik. Ben zaten İzmir'i de çok seviyordum. Yani hep böyle küçüklükten beri nedense bir İzmir şeyim vardı aklımda, kafamda. Buraya yerleşmek isterdim hep. Nitekim oldu. Bir de müzikle de uğraşmak istedim. Müzik boyutu çok ayrı. Ona daha sonra girelim isterseniz. Ben evet, öyle yapalım. Kronolojiye devam edeyim. Doğru, doğru. 1976'da İzmir'e geldim. Ne yaptım? Oraya gelince 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümüne girdim. Daha doğrusu o zaman Ege Üniversitesi idi. Tam ben mezun olmak üzereyken 9 Eylül olarak, 9 Eylül'e bağlandı daha doğrusu. Ben de o şekilde mezun oldum. 1984 yılında Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görmeyenler bölümünde çalışmaya başladım. Hem Atatürk İl Halk Kütüphanesi'nin o bölümüne, bölümünü hem de öğretmenlik sınavını kazandım. Her ikisini de kazandım ama ben şeyi tercih ettim. Öğretmenliği tercih ettim. Aslında kütüphanede de
güzel şeyler oluyordu. Keyfim, rahatım da iyiydi. Çok sosyal bir yanı da vardı. Ama ben öğretmenliği tercih ettim. Ve Gaziantep'te ilk öğretmenliğime başladım. Çok kısa sürdü. Hemen İzmir'e geldim. İzmir'deki Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda halen 33 yıldır öğretmenliğimi sürdürüyorum. 33 yıl. Evet, dile kolay. Bence de dile kolay. Denilesi bir yıl. Yeni bir aşk yaratamazsın. İstersen hiç başlamazsın. Bu hikaye eksik kalsın. Onca yaraların ardından yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. Örselenmiş bir çocuk bu. İşte bütün hikayem. Kaç sevda geçse de yüreğimden bu yıkıntıları onaramazsın. Söz verin birbirimize. Yanlış kapılarda geçmiş bunca yıl. Dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın. Söz verelim kendimize. Siz önce müzikle nasıl tanıştınız? Yani işte, ilk neydi sizi müziğe iten? 5 yaşları civarında babamın mızıka çaldığını fark ettim babamın. Benim yaşım 5 gibiydi o sıralar. Oldukça iyi çalıyordu babam mızıkayı da. Ben hemen aldım. Ben çalmaya başladım ve 5 yaşımda mızıka çaldığımı bilirim ben. İşte bu bilindik şeyler. Konyalı da çalardım. Oyun havası ama La Paloma'yı da çalardım. Çok enteresandır. Çok şeyleri çalıyordum yani ne duyduysam hani çalıyordum. Sonrasında okula başlayınca Ankara'da melodika çalmaya başladım. 8 yaşları civarında melodika çalardı. Bütün arkadaşlar toplanırlar, hani dinlerler falan. O arada kemana da başladım ben Ankara'da ama kemana bir türlü ısınamadım. Hayır, sevmediğimden değil, keman dinlemeyi falan çok severim yani. Hani derler ya ben çok iyi bir dinleyiciyim, çalamayınca iyi bir dinleyiciyim derler. İyi bir dinleyiciyimdir ama keman konusunda iyi dinleyiciyim. Fakat nedense onu şey yapamadım. Bir türlü olmadı keman. Çünkü koltuğun altında beze falan çıktı, bir şeyler oldu, sağlık sorunlarına dönüşecek gibi oldu. Ailem beni oradan aldı. İyi ki de öyle oldu. Çünkü hep akordeon isterdim ben. Rahmetli hocamız Şahin Işıner'in öğrencisi oldum. Çok tanınan, bilinen, oldukça iyi bir müzikçidir Şahin Işıner. Onun öğrencisi oldum. Ve bir yıl kadar akordeon dersleri aldım. 1969 yılına rastlar bu. Ve Eskişehir'e geldim. Eskişehir'de yine bir ay kadar
bir abimizden diyeyim, benden oldukça büyük bir yaşı vardı, Necati abi, kulakları çınlasın, Necati İnce. Şimdi ondan akordeon dersleri aldım, bir ay kadar çok sürmedi. Ondan sonra yani o kadar ilerlemişim ki, hani bazı konularda mütevazı olmak gerekiyor, bazen de söylemek gerekiyor gerçeği. Mesela şöyle bir olay oldu, hiç unutmam. İspanyola vardır. Necati abi onu çalmıştı kaset şeye, teybe. O zaman Makaravant'a çaldı. Ben onu dinledim ve aynısını çıkarttım. Telefonda ona dinlettim. Akordeon çalışımı. O dedi inanmadı. İnanmak yani yok dedi, bu sen olamazsın falan dedi. Fakat sonra baktı, geldi, beni ayrıca dinledi. O zaman anladı. İşleri böyle hızla ilerlerken ben beste çalışmalarına başladım. 12 yaşımda ilk bestemi yaptım. Hiç hatırlamam onu. Ne oldu? Adı Mutlu Günler diye bir beste. Yani ne müziği aklımda, hiçbir şey aklımda kalmadı. Ama kayıtlara geçen ilk bestemi yine yaptım. Ondan sonra aynı yıl yaptım. 1970 yılıydı. Bunu diğerleri izledi. Ses getiren bestelerden diyeceksiniz, yani ses derken hani böyle herhangi bir yerde medyada henüz yayınlanmamıştı zaten, o zaman tek kanal da şey vardı, Altın Horoz Pamukkale Müzik Festivali 1974 yılı, Ahmet Kanatlı Lisesi'nde okudum bu arada ben Eskişehir'de. Orada okurken Mutlu Kız diye bir beste yapmıştım ben. O bestem 28 orkestra arasında kaçıncı? Beşinci olmuştu. Evet, beşinci olmuştu. İlk üç sırayı profesyonel orkestralar almıştı. Amatörler olarak biz yani ikinci gibiydik. 1976'da İzmir'e gelince artık, çünkü ben bir şeyler yapıyorum, beste anlamında da bir şeyler yapıyorum, çalıyorum, ediyorum, söylüyorum falan ama hani adını koyamıyorum ne yaptığımı. Sonra dedim ki, şu çaldığım işte sol minör, sol majör, bu çaldın demek ki re minörmüş, demek ki do majör. Çünkü ben yaptıklarımı, çaldıklarımı, söylediklerimi birilerine yazdırmak istediğim zaman çok zorlanıyordum. Onlar ben çaldıkça yazıyorlardı. İşte daha sonra yaptıklarımın adını koymaya başladım. Nasıl oldu bu? İşte Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girince oldu. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünde biz her şeyden eğitim görmeye başladık. Halk müziğinden de gördük efendim, Türk sanat müziği, hatta adı Türk sanat müziği denmedi bizde hiçbir zaman, o divan musikisi dendi efendim, piyasa müziği diye mesela müzik
geçti. Klasik Batı müziği vardı. Ona da uluslararası sanat müziği deniyordu. Neyse, o okulu da bitirdik. Bitirdikten sonra işte bahsettiğim gibi bu arada benim işte beste çalışmalarım da hep devam etti. Bir yandan geldik bugüne. Kaç besteniz var? Vallahi işte 12 yaşından bu yana. Bu yana 50 yıl dolayında, belki 50'yi aşkın olabilir, evet. Yani 50 dersek yuvarlak hesap, aslında 48 ile 48 beste sığdırmışsınız. Hemen hemen. Gibi yani, ben bazen de küstüm, küstüğüm yıllar oldu. Dedim, neye, bu bir neye şey... küstünüz? Şeye mi, müziğe mi? Ha, yok, müziğe değil, beste olayına. Hmm. Neden? Çünkü hiçbir türlü değerlenmiyor, olmuyor. Çünkü bunlar hep şey işi, bayağı bir ekonomik desteklenmesi gereken çalışmalar bunlar. O yüzden hep yapıyorum, bir türlü bir şey çıkmıyor diye aman dedim, bıraktım bir kenara. Ama sonra yeniden başladım. Yani bilmiyorum, biraz da bazen ilham meselesi oluyor. Biz böyle müzik hayatına ilişkin bahsediyoruz ama aslında
tarihte öğreniyorsunuz, coğrafyada öğreniyorsunuz. Onlar devam ediyor. Şimdi izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Sadece müzik alanında değil. Siz normal okullara gittiniz. Normal ortaokula gittiniz. Normal liseye gittiniz. O yaşamda peki siz görmüyorsunuz ama hep görenlerle beraber yaşadınız. Evet. O dönemlerde zorluklar, sıkıntılar var mıydı? Şimdi daha mı az mesela o sıkıntılar? Şimdi yani bunun çok boyutlu bir olay bu. Yani nasıl söyleyeyim? Psikolojik boyutundan tutun da teknolojik boyutlara kadar, bir de zaman içindeki gelişim burada çok önemli. Yani daha önce ne yapıyordum ben? Mesela mahallede, kendi mahallemde dolaşırken o zaman baston falan da kullanmazdım ben, kullanmıyordum. Açık söyleyeyim yani utanıyordum o zaman, çocuğum. Tabii çevresel etkenler falan da buna ağır basıyor. Öyle gezmek, bir de çevrenme de o tür insan, sokağımızda gerçi bir kişi vardı. Benden önce ben ilk onu görmüştüm. Kulakları çınlasın Hamiyet abla. Onu görmüştüm, o okula gittiğini öğrendik. Bana işte bak dedi, sen bu harfleri okuyacaksın dedi falan. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Hı hı. Onu öyle gördükten sonra, yani kendi mahallemde dolaşırken hiçbir şey kullanmadan, yaşım kaç işte 8, 10, 12. Gerektiğinde duvara elimi sürterek, gerektiğinde hiçbir şey yapmadan direkt yürüyerek. Çünkü o zaman arabalar yok, etrafta bir şey yok, o kadar rahat geziyorsunuz, hiç sorun yok. Nereye geldiğinizi nasıl anlıyorsunuz? İşte orada bir hava akımı oluşuyor, orada bir şey oluşuyor. Diyorsunuz burası boş, hop o sokağa dönüyorsunuz falan. Rahattım yani o zaman. Bayağı bir şey vardı. Okullardaki şeyi soracak olursanız, arkadaşlarımla olan iletişimim iyiydi, çok iyiydi. Onlar sağ olsunlar çok yardımcı oldu. Ailem de, ama en başta ailemi söylemem gerekiyor, onu atlamayalım. Yani benim annem, babam, işte abilerim, benim bu eğitimim sırasında bana çok yardımları oldu. Ne yaptılar? Kabartma kitaplarımı okumamın yanı sıra kasetlere, teybe hep şey okudular, ders kitaplarını okudular. Yani benim erişemediğim, müfredatta olan dersleri bana okudular. Ben de oradan hep çalıştım. Onun dışında arkadaşlarım işte az önce söylediğim gibi destek oldular. O da öyle geçti. İşte orada okul, ortaokulu, liseyi o şekilde hallettim. Başka İzmir'e geldim, yerleştim. Buraya gelince tabii şimdi çevre başka bir çevre, tamamen farklı. Orada çünkü bulunduğum yerde ne trafik var ne bir şey. Yani mahalle biraz böyle dışarıda bir mahallede bir yerdeydim orada. Fakat buraya gelince birdenbire şaşırdım tabii ve bastonla tanıştım. Bastona da biraz geç tanıştım. Bu dedim böyle olmayacak. Ondan sonra. Çünkü bunun dediğim gibi psikolojik boyutu var, her boyutu var. Ne oluyor mesela, ben açık konuşayım. İşte elimde baston, Allah Allah utanıyorum ya, nasıl olur ya, insanlar bana ne der? Ben büyüdüm, genç oldum falan, kızlar nasıl bakacak şimdi bu olaya, olacak şey mi falan diye demeye başladım. Ama sonra artık insan bunları aşıyor. Yani olduğu gibi görünmeye başlıyor insan. Hani derler Mevlana'nın sözü, olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Biz de olduğu gibi görünmeye başladık, çalıştık. Hala da öyle devam ediyor. Öyle olunca peki, yani olduğunuz gibi görünmeye başlayınca yaşamda neler değişti? Biraz daha cesaret geldi. Biraz daha rahat olmaya başladık. Çevremizde iletişimimiz daha farklı olmaya başladı. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu tabii sadece yani bunu kabullenmemizin dışında şey de oldu. Artık ilerleyen yaş da bunu destekledi. Yani genç oluyorsunuz. Fikirleriniz daha yeni oluyor. Daha ileriye dönük oluyor. O şekilde bir gelişme olunca tabii ilerleme de o yönde oldu. Siz artık Aşık Veysel görme engellileri okulundasınız. Evet. Orada nasıl çocuklarla iletişiminiz? Onların hepsi zaten sizler gibi, sizin gibi. Onlar da görme engelli. Evet. Görmeyen kişiler. Evet. Nasıl oluyor oradaki iletişim? Orada
hiç görmeyenler de var, az görenler de var. Nasıl oluyor? Eğitim yöntem olarak sadece başta söylediğim gibi Braille yazıyla oluyor. Okuma, yani o şekilde parmaklarımızla okuyoruz. Ya da yazarken de tablet dediğimiz, ama bugünün teknolojik anlamdaki tableti değil, bizimki başka. Yani bir delikte altı noktanın sığdırıldığı kutunu, bir kutucukta diyeyim ona, satırlar halinde bir kullandığımız bir alet diyelim ona. O şekilde eğitim, yani daktilo, bir de daktilo söyledim bunu az önce, bilmiyorum. Daktiloyu söylemedim. Söylemedim, şimdi söyleyeyim o zaman. Tablet daktilo ve o tableti yazan da özel bir kalemimiz, kabartma kalemi diyoruz. Yani batırılarak o kağıda noktaları tek tek batırdığımızda altı nokta o şekilde olur. Ama daktilo ile bundan çok 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 daha hızlı bir şekilde tabii yazıyoruz. Bir de bizim yazımızda kısaltma diye bir özellik var. Mesela KL yazıyorsunuz, kolay okunuyor. Ama o artık yerleşmiştir. O hiçbir zaman kulak değildir mesela. Hmm. Mesela ne diyelim? İşte BD, bedendir o. Hiçbir zaman işte bu da yani, değil. Bu da değil ya da işte bu, bunun gibi bir şey. A aynı mesela. A anne değil. Bunun gibi. Bu kısaltmalar bize birinci sınıfta, ikinci sınıfta öğretilir. Bunu, bu işi bitiririz. Başka türlü kısaltmalar da var. Şimdi teknik ayrıntılara girmeyelim o kadar. İnsanlara. Sizin yaşadığınız gibi geçmişte dediniz ya, ya kızlar bize nasıl bakar diye hep düşünüyoruz. Ya o işin bir şey tarafı. Orada çocuklarda oluyor mu peki? Onlar da böyle duygularını anlatıyorlar mı? Açıyorlar mı? Anlatıyorlar tabii. Yani bağımsız hareket konusunda daha çok oluyor bu. İşte bağımsız harekette soruyorlar. Hocam siz işte nasıl gidiyorsunuz yolda? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl hiç çarpmadan? Hiç çarpmadan mümkün değil zaten. O mecbur. Baston bir defa bir yere çarpacak. Baston bir yere çarpmazsa görevini yapmamış olur. O görevini yapacak ki ben onun baston olduğunu anlayayım. Yani şimdi bana, ben yolda giderken diyorlar ki dur orada şey var işte, yok duvar var, yok araba var, bilmem ne, yanlış gidiyorsun. Ya bırak yanlış gideyim. Doğruyu ben zaten bastonla bulacağım. Ha yön yanlışsa belki o da evet düzeltilebilir. Artık kentler çok çok büyüdü. Zorluklar da tabii büyüdü. Siz evet. İşte Eskişehir'in mahallesinde, kıyı bir mahallesinde oturuyordum dediniz. İzmir'e geldiniz, zorlandınız ama belki İzmir'e geldiğinizde İzmir 1 milyon bile değildir. Şu an 4,5 milyonluk bir kent. Tabii. Nasıl oluyor, engellilerin yaşamını zorlayan şeyler var. O mesela sarı, yoldaki sarı işaretler sizin çok işinize yarıyor mu? Vallahi o sarı çizgiler yani kısmen yarıyor diyeceğim. Tamamen söyleyemeyeceğim. O sarı çizgiler ben hep şunu derim. Sorarlar da. Yani bizi ayak altından çekme işine yarıyor. Sizi. Hani burada çünkü bir şey oldu mu? Azıcık oradan çıktı mı? Dur gel diyor. Senin çizgin burası diyor. Hani bizim alanımıza geçme der gibi sanki. Bu işin tabii biraz espri yönü de. Yani çok fazla... Yani ama orada eğer, şey var galiba o ifadede. Bir ikincil
yurttaş pozisyonuna düşürüyor aslında engellileri, değil mi böyle yapınca? Evet, ama yani olması gerekiyorsa olacaktır bu. Yani düşünürse de düşünür öyle bir pozisyona, fakat bazı şeylerin yolunda gitmesi lazım. Yani bazı şeylerin insanları, hani nasıl anlatayım, ihtiyaçtan uzak olursa olmaz bu. Mesela ya da işte rencide etmek. Yani çok boyutlu bir şey bu. Şimdi mesela şey var, metroda bu sarı çizgiler, mesela benim Bornova metroda çok işime yarıyor. Ha, biliyorum öyle bir, yani eğer biliyorsam zaten nereye gittiğini işime yarar, ama nereye gittiğini bilmiyorsam o sarı çizgi beni nereye götürecek bakalım. Yani onu öğrenmemin de başka bir yolu yok ki, hani kabartma yazı olsa nerede olacak o kabartma yazı, eğilip de taşlara o nerede yazıyor diye bakacak halin yok yani. Onun için onu bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Dışarıdaki sarı çizgilerin üzerine maalesef esnaf bir şeyler koyuyor, masalar, sandalyeler, araba park ediyor. Hiç maalesef bu konuda eğitim şart, eğitim, her şey başa eğitim. Hocam, entendimiz mi? Karşılaştık. İyi baba, okula gidiyorum. Okula gidiyorsun, ha? Sağ ol. Sizi yeni fark ettim ya. Doğrudur. Telefondaydım da. Ha evet canım. Siz nereye? Cebime. Evet. Ha, üç yol değil mi? Yeşil yurt. Doğru. Üç yoldan yeşil. Ha, üç yolda ineceksiniz. Aha. Anladım. Nasılsınız hocam? İyiyim, güzelim. Sen nasılsın? İyi valla, işte okulla uğraşıyoruz. Sınavlar başlıyor haftaya. Ben de gelip evindeydim de. Merak çıktım şimdi şey, okula gidiyorum. Şimdi ne evine gidiyor? Şimdi yurda gidiyorum. Aynen. Merdivenlerden nasıl inip çıkıyorsunuz? Zor bir iş değil mi? Hayır, o kesinlikle zor değil. Bu maalesef bu hatayı hep, yani bunu sorarlar. Aslında kimse bilmez. Ben mesela şöyle, bir engelli gördüğüm zaman hemen koluna girerim, onu merdivende aşağı indirmeye çalışırım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim en rahat ettiğimiz yer merdivendir. Öyle mi? Tabii ki, çok komik gelir bu benim. Allah Allah filan, evet öyle. Ama düzenli merdiven, onu söyleyeyim tabii bu arada. Yani o döne döne çıkan merdivenlerden bahsetmiyorum, apartmanlarda ondan bahsetmiyorum. Metronun merdivenleri inanılmaz rahat. Oraya kadar bir şey yapmaz, kolundan tutmaz, tam oraya gelirim. Bir dakika ben yardımcı olayım, bırakın ben oradan inerim derim mesela. Asansöre bindirmeye çalışanlar oluyor mu? Çalışırlar, evet, şart değil ki yani asansör. Asansör benim hızımı kesiyor, bırakın ya derim ben, gideyim derim. Aslında evet. Hayat... Ve yürüyen merdiven de aynı şekilde, yani oradan çok rahat ediyoruz. Yani ama tabii yürüyen merdivenden çıkamayan, sadece görme engelli anlamında demiyorum. Çok sayıda insan da var, fobisi evet. Olanlar var. Ben rahat giderim mesela. Sizin gibi görme engelli müzik öğretmenleri yaygın mı şu an? Sayılarınız kaçtır? Hiç öyle bir araştırma yapmadım ama çok yaygın olmadığını düşünüyorum. Ama benim bilebildiğim kişiler var. Yani gururla da söylerim aslında da. Benim öğrencilerimden müzik öğretmeni olan kişiler var şu anda. Onların dışında müzik öğretmeni olarak var belki birkaç kişi daha var. Var aslında, öyle çok kötü. Ama yine de yani düşünüldüğünde, genel şeyler göz önüne alındığında, bir tablo ortaya çıkarıldığında yeterli değil. Thank you.
Yerlilerin tabii birçok sorunu var. Yasalarımız da sorunlardan birisi belki de. Evet, evet. Yasanın da değiştirilmesine ilişkin faaliyetleriniz var bildiğim kadarıyla, engelliler olarak. Yani evet, bunlar zaman zaman gündeme geliyor. Hala aslında gündemde, gündeme geliyor değil, bunlar hep gündemde. Bunların daha ileri seviyelere götürülmesi için çalışmalar hep var. Sivil toplum örgütleri, dernekler vasıtasıyla bunlar yapılıyor. Fakat çok yetersiz. Yani mesela bir öğretmen olmak bugün öyle çok kolay değil. Yani şöyle anlatayım. Bir zaman yani rahattı. Fakat zaman zaman tekrar ben o yılları yaşadım. Bunun çok sekteye uğradığı zamanları da gördüm. Sonra tekrar ve yani öğretmenlik hakkı bir verildi, bir alındı, bir verildi, bir alındı elimizden. Böyle çok oynamalar yaşandı. Bu sadece öğretmen olarak da değil. Yani devlet memurluğun bütün kademelerinde diğer üst memurların bize bakış açıları maalesef böyle. İşte nasıl yapacak, nasıl edecek? Hep bu. Yani insanları korkutan olay bu. İşte bunların yasalarda belirtilerek hiçbir şekilde ben böyle kişiyi almıyorum, ben bununla yapamam dedirtmeyecek şekilde bunların belirtilmesi, ortaya konması bence bizim yani o günler gelirse bizim için çok daha iyi olacak. Bu konudaki mücadelelerin artarak devam etmesi gerekiyor. Yasaların engellileri destekleyecek hale gelmesi gerekiyor yani kısacası. Evet. 11 yaşında elinize aldınız akordiyonu, şimdi evet. 60 yaşınızdasınız. 60 yaşını hep vurguluyorsunuz. Evet. Emekli olmayı düşünmüyor musunuz? Bilmem, şu an için pek fazla düşünmüyorum ama hiç belli olmaz yani. Evet. Şimdi ben merakımdan soruyorum. Akordiyonunun özelliği ne? Diğer enstrümanlardan ayıran özelliği ne? Bir de şeyi de tabii, piyanoyla ilgisini de farkını da sormak istiyorum. Şimdi tabii akordiyonda iki ayrı bölüm var. Melodinin, ezginin çalacağı sağ taraf. Bir de ona eşlik eden sol taraf. Şimdi mesela şeyde piyanoda 3 tuşa basıyorsunuz. Şöyle şuradan yapalım daha. Bu sesi akordiyonda 1 tuşta veriyorsunuz. Ama akordiyon çalış tarzı piyanodakinden çok çok daha farklı. Ve bir defa tuşların diziliş biçimi çok farklı. Benim gösterdiğim o 3 sesi 1 sesle veriyorsunuzun dışında bir de bu özellik var. Yani o yüzden bir de çünkü çekiyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Akordiyonda bu özellik var. Piyanoda öyle bir şey yok. Şu peki klavyenin yanında bazı tuşlar var. Onlar ne işe yarıyor? Onlar evet. Bunlar rejist dediğimiz, yani sesleri değiştiren. Bizim programı tabii ki hem görenler hem de görmeyenler, görme engellileri olanlar izleyecekler, dinleyecekler. Görme engellilerin bir mesajınız olur mu? Yani şundan söylüyorum, biliyor musunuz? Şimdi siz 60 yıl geçmiş aradan ve 60 yıldır hala üretimin içerisindesiniz, çalışıyorsunuz. Ama kimisi evine bir kenara çekilmiş, zorunlu olarak belki de çekilmiş, bir kenarda duruyor ve oysa ne değerler vardır orada bilemiyorum tabii. Tabii. Kendilerini nasıl geliştirecekler, nasıl atılacaklar hayata? Şimdi onlara mesajdan çok, onları içinde olduğu ailelere mesaj önemli. Yani çünkü anne baba burada, onlara çok iş düşüyor. Bırakın artık çocuklarınızı saklamayı, çıkarın gün yüzüne. Yani artık çünkü her şeyin açık olması gereken zamandayız. Ve hiçbir şekilde bunların saklanmaması, hiçbir şekilde bunların nasıl anlatayım size? Yani mesela öyle kişiler var ki hiç çıkmamış, dışarı çıkmamış. Yani
ben öyle biliyorum yani sanatçılarda bile, yani çok böyle ileri düzey olan kişilerde bile şunu duydum ben. İşte birileri geldiği zaman çocuklarını kapatıyorlar, göstermiyorlar. Utandıkları için mi? Evet, bunu duydum, maalesef duydum. Yani bu tip şeyler çok oluyor. O yüzden önce bunu yenmek lazım. Yani bu da işte ailenin eğitiminden geliyor, geçiyor. Bunlar daha çok aslında şu anda şeyde, kırsal kesimde, köylerde daha fazla. Köylerde, köy yörelerinde daha fazla. Ama okumuş kesimlerde de var aslında, yok değil. Onlara da şahit oldum. Yani kısacası aileler çocuklarının her şeyi yapabileceğine kani mi derler, yani olması gerekiyor. Hmm. Bu nedenle buna önce inanmaları lazım. Ondan sonra da şeylerin de aile, yani kendilerinin de, o görme engelli kişilerin de bu sefer ailesini daha çok motive etmez. Ben öğrelerini de bilirim. Yani aileden çok mesela çocuklar o kadar baskın çıkmışlardır ki aileyi yönlendirirler. Ailenin onu yönlendireceği yere öyle çocuklar da var. Ama bu çok, o da çok güzel bir şey tabii. Yani bunun aşılması gerekiyor. Genç Yılmaz öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Açıkçası kulağımızın da pasını sildi. Ben çok mutlu oldum. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. İşte bu piyano ve bu ortamı sağlayan da TOBAV'dı. TOBAV yetkililerine de teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın efendim.